Dün 1 yaşındaki Ahsen, bugün de 3 yaşındaki Hiranur ve daha birçok çocuk Fransız balkon kurbanı oldu. Peki balkon ve pencerelerden çocukları nasıl koruyacağız? Yanıtı geliyor ekranlarınıza. Üç gün önce 1 yaşına girmiş Ahsen, Fransız balkonun kurbanı oldu minik çocuk. Hiranur da daha 3 yaşındaydı. O da 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek can verdi. Dün 1 yaşındaki Ahsen, bugün 3 yaşındaki Hiranur Fransız balkonun kurbanı oldu. Küçük çocuklara mezar oldu bu balkon. Ciddi misiniz? Ay. Peki küçük çocuklarımız için balkon ve pencerelerimiz ne kadar güvenli? Ya bizimkiler değil mesela. Biraz daha yüksek olabilirdi o duvar kısmı. Onlar bana çok güvenilir gelmiyor zaten. Bu Fransız balkonların amacı ne sizce? Yani bunu bir Fransız'a sormak lazım bence. Mantığı yok yani. Hiç mantığı yok. Fransız balkonun bir mantığını anlayan da yok. Ne amaçla yapıldığını kimse bilmiyor. Fransız balkondan bahsediyorum. Balkona görüyorsunuz, çıkamıyorum bile. Balkondaki demirler de çocuklar için büyük tehlike saçıyor. Şu an aradaki boşluğu ölçüyorum. Tam 20 santim geldi. Yani buradan küçük bir çocuk rahatlıkla sığıp aşağı düşebilir. Tanıdığımız da var. Geçen öyle bir tehlike atlattık biz. Camın kenarına kadar gitti ve önünde korkuluk var ama korkulukların arası biraz geniş olduğu için son anda fark ettik, biz hemen tuttuk. Sadece çocuklar için değil, herkes için tehlikeli Fransız balkonlar. İnanın ki orayı basmaya korkuyoruz zaten. Çocuğu çıkmış halde buluyorum mesela, aşağı bakmak istiyor falan. Çok tehlikeli ama ne yapılabilir? Hiçbir fikrim yok. Çocuklu ailelerin kapı ve pencerelerine emniyet kilidi taktırması şart. Hani balkon kapısı genelde kilitli bizde. Güvenlik kilit taktık ekstradan, kendi açmasın diye. Bizim için güvenli. Biz kelebek cam yaptırdık. Yukarıdan açılıyor. Sağdan ya da soldan açılmıyor. Açılıyorum.